Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Modern Black Warband serisine başlıyoruz. Natif senaryosu, bu Osmanlı falan yok yani. Natif senaryosu oynayacağız. Şu şekilde hemen yeni oyuna başla diyoruz. Ve yeni oyuna başlıyoruz. Oyun açılıyor şu an. Şimdi işte burada anlatıyor. Bunları şimdilik geçeceğim. Erkek sancağımızın olabilmesi için benim yaptığım gibi seçmeniz gerekiyor. Yoksa bir sancak sahibi olamazsınız. Şöyle fakir düşmüş bir asilin sarayında hizmetkar, bir şövalye silahları ve para ve güç hırsı dediğimizde sancak şansımız oluyor ve buradan sancak seçiyoruz. Şimdi sevdiğim sancak var. Yine onu seçeceğim. Şu. Evet. Bu kaydetmeden çıkma hakkım olsun ya. İsmimi falan gireceğim. Hemen ismimi Ayaz yapayım. Şöyle. Evet. Şimdi güçe verelim. Bir de çevikliğe verelim. Bir daha güçe verelim. Bir daha çevikliğe verelim. Çünkü önemli. Şimdi demir vücudu 2 yapacağım. Esir yönetimine şu an için hiç gerek yok. Cerrahlık, yara bakımı ve İlk yardım. Yanlış şey verdim. Neyse, şuna da vereyim. Şimdi tek elli silahları 80 yapalım. Şunu da 75. Kundaklı yayları 36. Şuna da biraz verelim. Tamam. Şu an için böyle iyi. Şu şekilde adamımızı yapacağız şimdi. Nasıl bir şey oluyor? Şöyle bir rastgeleden yani tip bakımını güzel olan bir tane seçelim. Şöyle tutarsam. Hiç mi yakışıklı yok ya? Aa, bu iyiymiş, evet. Bu biraz iyi, direkt zaten sonradan değiştirebiliriz ama biraz en genç olmasını istiyorum. Bu şekilde. Ben Veigar'dan olacağım. Öyle bir kervana girelim hemen, Veigar krallığının. Bu şekilde oyuna başladık. Bismillah. Şöyle R'ye bir kere bastınız da şunları şu an göstermeyeyim de, bu ok falan atıyor. Birazdan göstereceğim tabii ki zaten. Tamam, öldürdük bunu. Bu tüccar geliyor buradan. İyi misin? En azından hala hayattasın. Buradaki içinse aynısını söylememek zor. Geceliğin sokakları tehdit eden haydutlar sayende biraz azaldı. Ama ne yazık ki bunun gibilerinden daha çok var. Sana bir teklifim olacak ama önce başka belaya bulaşmadan benim evime gidelim. İşte bu tüccar bizi evine çağırıyor. Evine falan gittiniz diyor burada. Bu yazıları, yani şimdi bunun söylediklerini falan okuyacağım. Şimdi teklifimi anlatmama izin ver. Uf, bu çok uzun ya. Burada diyor ki işte benim kardeşimi falan kaçırdılar diyor. Gidip onu benim için bulabilir misin falan diyor. Git 5 tane adam topla diyor. O haydutları yenebilmen için biraz adam toplaman lazım falan diyor. Şu şekilde tap tuşuna basarak hemen şehirden çıkış yapabiliyoruz. Şu an harita modundayız işte. Böyle bir harita modu bu. Şurada haydutlar var ama şu an onlara hiç dalamayacak durumdayım. Hemen Sumbuca köyüne şöyle. Buradan adam toplayacağız. Bize biraz para verdi ve o şekilde biraz adam toplamamızı istedi. Biz de adam toplayacağız normal olarak. Gönüllü bir kişi buradan aldık. Şu an yanımda 6 asker var. Şöyle Tebandıra köyüne gidelim. Buradan 4 kişi aldık. 11 kişi olduk hemen. Başka şu köyden adam alalım. Buradan da şöyle. Of, kimse gelmedi. O zaman hani Veigar'dan birkaç alalım. Adam alalım. Çünkü Veigar'lıyız. Şuradan. Ya yani 11 tane şu an için yeter de. Ben yine de daha toplamak istiyorum. Çünkü asker gerekiyor. Şimdi haydutlar, çapulcular gelecek çünkü bize. Onlara karşı güzel bir savunma yapmamız gerekiyor. Yani güzel yapmasak da gerçi çapulcular o kadar iyi savaşamıyorlar ama yine de
Şöyle 23 kişi olduk bile. Bakın peşimden geliyor gördüğünüz gibi. Yağmacı bunlar. Şöyle. Ona hiç takılmak istemiyorum şu an. Çünkü paraya ihtiyacım var. Şimdi tekrar Rayvadin şehrine gidip o tüccarla konuşalım. Handaydı herhalde. Rayvadin tüccarı. Evet. Şimdi gidip haydutları yakalayacağız. Şu şekilde dediğim gibi taba basarak şu ekrana çıkıyorsunuz ve şehirden ayrıl. Yani istediğiniz yere buradan gidebilirsiniz. Biz şu an ayrılacağız. Şunlar galiba. Rehinelerin nereye tutulduğunu bir grup çapulcu diyor. Bakalım bunlar mıymış? Hı, evet buymuş. Fidyeleri tamam. 4 kişiymiş. Ya bunları hemen alırız zaten sorun değil. Adam da yakışıklı oldu ha bence. Neyse. Bunlar da acemi askerler ya. Savaşmayı falan hiç bilmiyorlar. Baltayla falan giriyorlar. Yani. Gerçi ben de o kadar iyi sayılmam da. Ha. Şimdi bunu size göstereyim. R tuşuna bastığınızda R tuşu şöyle FPS açısına geçiyor. Tekrar bastığınızda da şu normal görüş açısına geçiyor. Şöyle R'ye bastığınızda da FPS görüş açısına geçiyor. Birini öldürdük. Bize ilk böyle oyuna başladığımızda at vermesi çok güzel bir şey. İşimiz çok kolaylaşıyor. Ben ok atmayı daha çok FPS açısından yapıyorum. Çünkü daha rahat. Şöyle buradan. Bir de kundaklıya çok yavaş. Hop. Tamam bunu da öldürdük. Kazandık galiba. Evet. Bu askerler şu şekilde bağırıyor. Yerlerinde durup. Zaten altta da savaş kazanıldı. Çıkmak için tab tuşuna basın diyor. Biz hiç adam kaybetmemişiz. Aman canımı bağışla, canımı bağışla. Bırak beni gideyim. Beni öldürmezsen sana yemin ederim uzaklara gidip bundan böyle alnımın teriyle çalışacağım diyor bize. Canını bağışlarım ama karşında işte rehineleri falan nerede sakladığınızı diyor. Bu da anlatıyor burada. Şunu esir alamıyoruz çünkü esir yönetimi yok. Bunları ben alayım. Benim bacak zırhım 13. Bunlar kötü. Gövde zırhına 22. Bacak zırhına 4 de veriyor bu. Hah başlığım yok. Başlık alayım bir tane. Bir de taş. Bir de mıncak alayım. Tamam bunlar gereksiz. Gerçi alayım ya satarım gidip para kazanırım. 9 dinar çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi bazı askerler burada terfi için hazır diye bir yazı çıktı. Grup buradan. Şunu 10 dinara. Aa param. Param yok param. 9 dinar. 1 dinar daha olsaydı. Evet 9 dinarım da şu an şeye gitti. Asker maaşlarına gitti. Çok fakir bir durumdayım. Neyse. Şuraya gidip saklandıkları yere saldıracağız ve bu Rayvan'ın tüccarının kardeşini kurtaracağız oradan. Buraya atla giremiyoruz. Şurada vurur muyum buradan ya? Deneyeceğim. Biraz daha yüksek. Üf, tam vuruyordum. Birazcık daha vuramadım. Şöyle hareketlenmeye başladı. Şöyle. Çok alçak atıyorum ya. Her neyse. Gideyim oraya askerlerime yardım edeyim. Evet, iyi öldürüyoruz şu an. Ben hiç savaşa karışmadım. Çok. Şöyle. Doldur oku. Doldur. Ama doldurmuyor oku manyak çıktı ya. Of, birini ben kestim yine. Her savaşta bir payım oluyor. Doldursana oku ya. Ne? Öldürmüş. Tamam. Gel dediğim gibi işte şey geldi. Rayvadin tüccarının hepsi. Aa şurada 6 var. Benimki kaç? 3 tamam. O zaman
6'yı girelim. Taşları maşları da alayım da bu kadar çok arada gerek yok. Diğerlerinin şeyine baktığımızda benimkiler en iyi zırhlar şu an için. Kaç dinar geldi? Hiç dinar gelmedi. Ama askerlerin terfi için hazır 4 kişi maalesef. Param yok. Şunu tamamladık. Tamam. Şurada Rayvadin tüccarına gidip ödülümüzü alacağız ondan. Al. 200 dinar verdi. İyi, tamam. Haydutların içinde ya bunları şu an için geçiyorum çünkü acayip uzun yani okursam şey ha tamam bu adamlarına komuta etmemi istiyor bir haydut çetesine de alacağız şehirde onların başına geçmemi istiyor o şeylik savaş işte bunları bu çapulcuları öldürmek için yani şuradakileri arkadaşlar şöyle bir gösterecek olursak nerede onlar? Ha, üzerlerine şey yapın dediğinde. İşte bunlar şehirde kaçak mal falan satıyorlar herhalde o yüzden. Böyle. Şöyle. Geber. Çıplak çıplak savaşa mı girilir? Allah sizi ne yapmasın ya. Gelmiş üstüne bir tane pantolon giymiş adam savaşa giriyor ya. Neredeler lan? Ölüp duruyorlar. Koş koş. Çıplak çıplak gelmiş işte. Tek atıyoruz. Ha tamam. Bunları da aldık. Şimdi Rayvan'ın tüccarıyla tekrar konuşuyoruz. Bir 200 dinar daha aldık. Senin hayatta olduğuna sevindim diyelim. Şimdi şöyle yaptığımda şehri terk etmek için hazırlanıyor diyor ve yani Rayvan'ın tüccarıyla artık işimiz bitti. Neyse ben şunları terfi edeyim paramla. Şöyle. Şimdi şöyle karaktere bastığımızda şurada tipimiz görünüyor. Şurada adımız. Tipimizi istediğimiz zaman buradan değiştirebiliyoruz. Buradan karakter güçleri falan geliyor sonradan. Onları da o şekilde yapıyoruz. Şimdi ne yapabiliriz daha? Ne yapabiliriz? Birkaç tane daha köye gideyim. Biraz daha adam toplayayım. Şöyle 29 kişi oldu. Neyse bütün paramı adama bitirmeyeyim de. Buradan da 2 kişi aldığımda 31 kişi kaldım. Tamam. 31 kişiyiz şu an. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir şuradaki arenaya gideyim. Turnuva falan var mı? Varsa ona katılalım. Ödül falan kazanırız. Arenaya gidelim şunu. Kapısı kilitliymiş. Başka şehrinkine gidelim. Crow. Crow şehrinden. Arena. Onunki de gece diye mi acaba? Büyük ihtimalle gece diyedir. Şöyle bir space'e bastığımızda zaman ilerliyor. CTRL ve space'e bastığımızda hızlı ilerliyor. Gördüğünüz gibi sabah oldu hemen zaten. Tekrar bir girip bakalım. Evet, gece olduğu için kapıları kilitlemişler. Şöyle. Turnuva başı. İyi günler dostum. Eğer buraya turnuvalara katılmak için geldiysen boşuna zahmet etmişsin. Yakın zamanda burada herhangi bir turnuva olmayacak. Turnuva mı? Yani burada turnuvalar düzenleniyor diyor bizim adam. İşte burada turnuvalar falan oluyor diyor. Neredeyse her gün kılıç dövüşleri falan olur diyor. Ben de katılabilir miyim? Katılmasam aklım. Yakında bir tane olacakmış ve girdik şu an. Bir turnuvadayız. Hop 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 yavaş. Şimdi yani ben bu oyunu uzun zamandır oynuyorum Mount. O yüzden savaşın falan iyidir. Yani inşallah bu da iyi bir seri olur. Kanalı gelişmesi için elimden geldikçe çok seri çekmeye çalışıyorum ama
Yani şu an bilgisayarlarda olan oyunlar bunlar. Tabii ki daha var ama yani onları hemen başlamak istemedim. Böyle 5-6 seri birden olursa çünkü çok ağır olur. Şu an bir tane daha geldi. Burada sürekli böyle adam alıyoruz. Bu galiba ödül gibi bir şey değil ya. Sadece dövüş yani turnuva değil bu büyük ihtimalle. Sadece öylesine dövüş. Şu an bir tane bile vuramadılar bana. Seviye atladık bu arada. Girip karakter güçlerine de bakacağım. Yükseliyor karakter güçleri seviye atladıkça. Şöyle Minecraft'taki gibi yapayım. Minecraft'ta oka denk gelmemek için öyle zikzak çize çize gidiyorum. Burada da yaptığımda ok sabit denk getiremiyor bana. Şöyle. Uf vurdu bak bu. Bu iyiymiş. Ama bunu da yendik. Bu vurdu biraz bana. Of. Gittikçe daha iyiler geliyor. Hani finale kalanlar tabii ki daha iyi oluyor. Bunu da öldürdüm. Arkacılık yap oğlum. Geleceksen önümden gel. Uf. Ha, o arkadaki ölüymüş. Ben de 2-3 kişi birden çıktılar sandım. Aa. Sık. Hoppa. Ona. Şöyle. Diğer adama da arkacılık yaptık. Ayıp oldu. Oh ölmemiş. Canım canım. Ah canım çok azaldı. 20 kişi kaldık şu an. Bakalım ölmeyelim yani. 16 kişi öldürdük biz şu an. Yukarıda yazıyor yenilen düşmanlar ve kalan düşmanlar diye. Şu ana kadar 17 kişi öldürdük ve toplam 18 kişi kaldı. Vurup durma. Of. Bunu da aldım. 16 kişi kaldı. Haydi. Of, ok atıyor. Ok atıyor. Abi işim çok zor. İşim çok zor. Minicik bir canım kaldı. Hayır. Niye hepsi beni hedef almış? Allah aşkına sıkmayın ya. Şu okçuları bir gidip öldüreyim de. Hayır. Böyle bir durumda öyle. Aha. 15 kişiye saldırdım. Vurdum saymadım. Öldük. 10 kişi kala öldük. Kötü oldu bu da. 60 dinar verdi. 21 rakibi yendiğim için 60 lira kazandım. Bir turnuva soruyorum. Jelkala şehrinde bir turnuva yapılacakmış. Gidip katılalım. Bu bölümde çünkü başka yapacak bir şey yok. Jelkala şurada. Burada bir turnuva varmış. Öyle dedi. Evet turnuvaya katıl. Katılımcıları göre uf kiralık kılıçlar, ustalar, kıdemliler falan var. Zor uf kral da katılmış. Şimdi kendi üstüme bahis yok ya. Şimdi para harcamayayım. Kazanamam falan. Direkt sonraki turda savaş. Dediğim gibi burada uf. Aa! Allah'ını seven vurmasın. Dediğim gibi bunlar çok iyi savaşıyorlar ve ben hani böyle 3-4 kişi de gelince karşı koyamıyorsun. Yapacak bir şey yok. Kazanamadık. Şuradan
Bunları da alacak kadar param yok. Borç ha, bu ne? Selam size yolcu. Pazara bir iş sürücü bulmak için çıkmış olmalısınız değil mi? Hancı. Ne yapıyorsun la? Kral gravet. Tamam, çok çok konuştum. Kral gravet demişti değil mi o? Ona bir şuradan bakalım biz. Karakterler. Kral, kral, kral. Kral gravet bu. Bu adam mı? Jerkala şehri onunmuş. Rodokla krallığının hükümdarıymış. Jerkala şehri topraklarındaymış. O zaman kaleye gidelim. Ah be, diyor ki Lord'un salonu duşağında bir ziyafet var ve içeri girecek kadar yeterli mevkide değilsin diyor. Belki şanını artırmak sana... Evet, şu an bizi içeri almıyorlar. İçeride ziyafet olduğu için ve bize daha o kadar ünlü bir şey değiliz. Neyse, o zaman ben hani hangi krallığın birinin derebeyi mi olayım, yani bir kralın orada askeri mi olayım, yoksa kendi imparatorluğumu mu kurayım? Anlamadım ama kendi imparatorluğumu kurmam bence video için daha doğru olur. Yani benim başka bir oyunum var. Onda kendi imparatorluğumu kuruyordum. Sonra bir kral geldi işte bana. Ben çok büyüktüm. Bir sürü toprağım vardı. Bir kral geldi işte. North Krallığından. Kral Ragnar'dı galiba. Evet, kralım Ragnar. O geldi bana şey dedi. İşte gel biz de ol falan dedi North Krallığından. Benim askerim ol dedi. Ben de düşündüm falan. Sonra internetten biraz baktım ve bir şeyin derebeyi olunca, bir kralın derebeyi olunca bütün krallıklarla ilişkiniz yükseliyormuş. Ben de Suadiye'yle falan krallarım çok kötü. Zaten Suadiye'yi ben yıktım. Yani Suadiye'yi yıktım ben kendi oyunumda. İlk önce Suadiye'den başlamıştım. Şu kırmızılar Suadiye. İşte onları yıktım. Falan filan. Ama cidden yani oyunda böyle bir şey varmış, ben merak ediyordum. Yani burada bir ekran çıktı. Taraf elendi yazıyordu böyle. Altında da kocaman kocaman yazmışlar. Swadia Krallığı artık yok diye. Neyse arkadaşlar, bu bölüm için yapacak bir şey olmadı. Mount & Blade serisi başlıyor. Bunu da söylemiş olduk. Videosunu da çektik yani. Mount & Blade, inşallah beğenirsiniz bu seriyi. Gelecek videoların devamı tabii ki burada bitmeyecek. Neyse arkadaşlar, şöyle de kaydedeyim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.